Arkadaşlar hepinize günaydın. Yeni bir günden daha hepinize selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün full day of eating. Yediğim 6 öğünü kalorileriyle, makrolarıyla beraber sizlere gösteriyorum. Günün sonunda da total aldığım kaloriyi, makroları ekrana çıkartacağız. Bu besin içerikleri neler, neler yiyorum gün içerisinde, yarışma hazırlığında. Şu an 7 haftamız var. Bunları göstereceğim. Şimdi birazdan ilk öğünde başlayacağız fakat sabah kalktık. Önce bir kardiyomuz var. Kardiyomuzu yapalım. Sonra ilk öğüne başlayacağız. Kardiyo öncesi de şöyle buzlu bir kahvemiz var. Bununla beraber termoburnerımız var. Bundan iki hap yani bir servis almış olacağız. Bir de burada içte uyarıcımız var. Lan hapı tutamıyorum bir türlü. Evet, kardiyomuz bitti. Hatta durdurmayı unutmuşum, şöyle göstereyim. 400 kalori, 35,5 dakika, 16 kilometre bisiklet sürmüşüz totalde. 35 dakika 52 saniye, 401 kalori gösteriyor. Şimdi kahvaltı yapmak için sabırsızlanıyorum. Önce bir duş. Evet, şimdi arkadaşlar size yumurta yapma taktiği, benim gibi soslu bir şekilde sarılarını nasıl diri bırakırsınız. Bunu bana Instagram üzerinden vesaire çok soruyorsunuz her attığım story'de. Çok basit bir mantığı var aslında. Sizlerin yapabileceği şekilde ayarladım. Şimdi onu o şekilde göstereceğim. Öncelikle sarılarını ve beyazlarını ayırıyoruz ve beyazlarını pişiriyoruz. Yüksek ateşe attım beyazlarını. Sonra hemen en kısa aldım, üzerini kapattım. Beyazları pişecek. Şuraya da iki tane sarı ayırdım. Bu beyazlar pişmesine tam yakın. Bu sarıları atacağız. Üzerine tekrardan kapağını kapatacağız. Sarılar da bir çıtır pişecek. Ondan sonra tabağa alacağız. Bu şekilde en kolay yapabileceğiniz yöntem. Ben normalde kendim yaparken, benim tabağım falan iyi olduğu için direkt son iki kıracağım yumurtayı bütün kırıyorum. Beyazlarını ayırmadan. Hani o şekilde de ben yapabiliyorum ama sizin için en güzel yöntem bu. Bugün de bunu yapacağız. Şimdi bakalım beyazları bir çıtır daha pişerse şahane olur. Burada Protein Ocean'ın kajun baharatı var. Senacığım kapları almış. Şimdi birazcık kajun baharatı gezdiriyorum. Ve şimdi asıl kritik nokta. Bak, sarımız tık hazır. Şöyle zınk, zınk, bu kadar. Şimdi sarılar zaten pişmeye çok müsait oldukları için hemen katılaşabiliyorlar. Bundan ötürü de sarıları sonradan atarsanız hiç risk almadan soslu yumurta yapmış olursunuz kendinize. Şimdi bu pişsin, bunu tabağa alacağım, o şekilde de göstereceğim size. Benim yapmama gerek kalmadı. Kendisi dağılmış oldu. Diğerini de birazdan dağıtırız. Şimdi yulafımıza badem ezmesi koyacağız. 25 gram kadar. İlk öğünde 25 gram badem ezmesi var. Evet, tam 25 gram almış olduk. Badem ezmesinin yanı sıra 100 gram da orman meyvesi ekleyeceğiz.
Sınır. Evet, şimdi ilk öğünün makrolarına gelecek olursak arkadaşlar. Totalde 2 tüm yumurta, 6 yumurta beyazımız, 100 gram yulafımız, 100 gram orman meyvemiz, 25 gram badem ezmemiz, 10 gram kakao var bu arada yulafın içerisinde. Totalde 833 kalori, zaten burada çıktı öğün şu an, görüyorsunuz kalorisiyle beraber. Ve 3 gram da tuzumuz var. Bu 3 gram tuzu kardiyoda çok efor sarf ediyorum. İşte çok aşırı terliyorum. O yüzden sabaha 3 gram tuz koydum. Totalde günde 9 gram. Şöyle 3 gram zaten tartılıydı, tartmıştım. 3 gram yumurtaya attık. Yani son görüntü şu. Yumurtamız, yulafımız. Burada probiyotik var. Şöyle. C vitamini 1000 mg alıyorum. 4000 ünite D vitaminimiz var. Multivitamin var bir servis. Bromelain var. Başka ne var lan? Normalde Qanzim Q10 da alıyordum sabahları. O kalmamış. İşte ufak tefek almam gereken başka anabolik şeyler de var. Onun haricinde pek de bir şey yok. Şu an yumurta sarısını patlatıp yemek istiyorum. Bak. Her yerine yiyeceksiniz. Her yerine. Şöyle. Bu arada bunun üzerine mesela böyle atıyorum biberdir, kapya biberdir, Charlie Stone'dur, ne bileyim falan şeyler de koyabilirsiniz. Pizza gibi olabilir. Diyette değilseniz bir 50 gram kaşar da akar. Yulafı da nasıl yapıyoruz? Yulafı da normal yulafı yiyeceğim kadar kaseye alıyorum. Diyette olduğum için ince öğütülmüş yulaf, bu arada ince öğütülmüş yulaftan bahsediyorum. Diyette olduğum için çok su koyuyorum. Yani mesela 100 gram yulafa 550 milim kaynar su döküyorum üzerine. Onu iyice karıştırıyorum, yediriyorum yulafa. O bir süre sonra tamamen kendini çekiyor. O şekilde yapıyorum ama 1'e 4, 1'e 4,5 tuz da, tuz nereden çıktı? Su da iş görecektir fazlasıyla. Yulafı da o şekilde yapıyorum. Ekstra bir şeye gerek yok. İçine sadece kakao atıyorum. Bazen tarçın canım istiyorsa. Normalde kakaoyu 5 gram atıyordum. 10 gram da kolajen kahve atıyordum içine. Tafinat aromalı. Kolajen kahvemiz bitti. Yenisini söyleyeceğim. O yüzden bugün 10 gram kakao attık. Dediğim gibi ilk öğünün makrolarını, kalorilerini vesaire gördünüz. Bir sonraki öğünde görüşürüz. Evet, ikinci öğünle karşınızdayım. Bu öğünümüzde şöyle göstereyim. Bunun içerisinde 150 gram pişmiş tavuk, 66 gram çiğ ağırlıklı pirinç, 1,5 gram tuz var. Bunun üzerine 15 gram badem ezmesi ekleyeceğiz. Bu öğünde sebze yok. Sebzeleri genelde antrenman sonraları tüketiyorum, antrenman sonu öğünlerde. Bu arada antrenmana kadarki son yağ makrosu bu badem ezmesi. 15 gram kadar kullanıyoruz. Totalde günde 40 gram badem ezmesi alıyorum. Antrenman öncesi neden almıyorum? Çünkü sindirimi biraz uzun yağ makrolarının. Yani sindirim biraz rahatsız oluyor. O yüzden şu an 15 gram kadar ekledik. 1,5 gram da tuz var bu öğünümüzde. Zaten kalorisi şurada bir yerde çıkmış olmalı. Bu öğün 478 kalori. Basit, basic bir öğün. Şöyle kenarına badem ezmesi gelmiş. Bu arada tavukla badem ezmesi çok yakışıyor. Tavuğu kajun baharatıyla yapıyorum. Bak bu yenmez mi? Bak. Tavuk badem ezmesi. Pirinç zaten güzel. Pirincin tadı güzel olduğu için pirincin üzerine denk getirmiyorum. Hep tavuğun üzerine denk getiriyorum badem ezmelerini. Tavukla birleşsin diye. Çünkü tavuğu yemek bence bir tık daha zor. Bu öğünün yanında herhangi bir vitamin vesaire yok. Dümdüz bu öğünü yapacağız. 478 kalori alacağız. Sonra yolumuza bakacağız. Keyfimize bakacağız. Bu öğünü yedikten sonra ne yapacağız? Üçüncü öğünü düşüneceğiz. Üçüncü öğünü bekleyeceğiz. Saat sayacağız. Şimdi bunu yiyelim. Bir sonraki öğünde tekrardan görüşürüz. Evet. İkinci öğün sonrası böyle 45-50 dakikalık çıtır bir öğlen uykusu uyundu. Keyifli bir uyku uyudum. Evet, biraz terlemişiz. Şimdi kalktık. Hemen öğün saati geldi. Bu öğünde ne var? Bu öğünde görmüş olduğunuz üzere 75 gram kadar, şöyle biraz yaklaştırabilirsin. 75 gram kadar cream of rice var.
Bu arada kırma fries tarifi falan veriyoruz ama her aromanın MD su miktarı değişebiliyor. Yani mesela bu limon cheesecake'li 1'e 5, 1'e 5.5'a kadar falan böyle su emiyor. Buna da 1'e 5.2 falan gerçekten öyle bir oranda su attım. Buna senin kadar bu kadar hesaplayan biri daha var mıdır acaba 5.2? Evet, böyle şeylerle çok uğraşıyorum. Doğru söylüyorsun. Ama en güzel kıvamın peşindeyiz biz. En güzel kıvamın peşindeyiz. Şimdi bu arada bir tane arkadaş da bana yazmış. Ben geçen videolarda şey diyorum. Hani hangi whey proteinle hangi kırma fries alması en çok yakışıyor falan filan diye. Bana biri demiş ki abi gingerbread'le limon cheesecake aromalı çok yakışıyor. Ben de dedim gingerbread vardı, kullanmıyordum. Arkada bir yerde duruyordu. Dedim ki deneyeyim bunu ya. Bunu deneyeyim. Denedim, gerçekten de çok yakışıyormuş be. Harbiden çok yakışıyormuş. Senin yani beğenmediğin aroma var mı peki? Hayır. Beğenmediğim aroma değil. Var bu arada. Beğenmediğim aromadan ziyade aromaların birbirine yakışması mesele. Anladın mı? Kahve de yaptım. Bak şimdi 60 milime şöyle 65-70 milim su. 70.2 olsun. Yok. Neyse, seni Allah'tan uzaktan alıyor. Şuna güzel bir kıvam. Uyurken yüksekten düştün mü? Yok, uyurken yüksekten düşmedim. Kaç kere düştün? Ben mi? Evet. Nasıl ya? Düşüyorsun. Nereden düşüyorum aşkım? Ucunda oturuyordum ben. Sürekli tepikledin mi? Nasıl tepikledin mi? Hani böyle düşer, böyle bir cid şey olur ya. Öyle olmadım hiç. Hatırlamıyorum. Uykuya dalarken herhalde. Hep düştüm. 2-3 kere düştüm. Allah Allah. Evet. Böyle ayağını böyle şey yapıyorsun. Tepki. Yani valla işte prep kafası rüyamda artık kiminle kapışıyorsam veya podyumda overall'da ikinci falan mı oluyordum acaba? Onu mu gördüm bilmiyorum. Öyle bir şey görmüşümdür muhtemelen rüyamda. Şimdi bak. Flash'ın açılış günü. Flash'ım evet 2-3 gündür kapalıydı. Tadilat nedeniyle. Bugün açılıyor. Flash'ım birazcık değişmiş. Eski old school'luk kalmadı artık. Flash'ım artık modern bir salon olma yolunda ilerliyor. Evet, şu hareketten sonra değişti bence. Gerçekten eski old school'luk yavaş yavaş gidiyor. Hala Türkiye'nin eski salonu olabilir ama. Bir dakika şimdi. Hiç ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Hiç sıfır bak. Asla ziyan etmem. Şu an bıyığımda da biraz gingerbread var galiba. Bitti mi bu oyun peki? Sence biter mi? Bitmez tabii ki. Öncelikle gingerbread bu arada zaten tarçınlı ama ben ekstradan tarçını da atacağım buna. Ama mevzu tarçın değil. Birazcık uzaktan alır mısın? 100 gram kadar berry. Orman meyvesi. Önce böğürtlenleri diziyoruz. Benim sıralamam var. Önce böğürtlenleri diziyorum. Ondan sonra diğerlerini otomatik şöyle atabiliyorum. Ama böğürtlenleri dizmeden öbürlerine geçerseniz o tadı yakalayamazsınız. Çilek nereden çıktı lan? Çilek geldi bir tane. Ya var ya. Mükemmel oldu ya. Şu güzelliğe bak. Yorumlarda diyorlar ki. Bak. Ya abla çektiğinde bir yüzün gülüyor. Bir enerji yerine geliyor. Bak. Şu güzelliğe bak. Nasıl yüzüm gülmesin? Şu güzelliğe bak şuna. Şimdi öğünü yiyeceğiz. Önce birazcık tarçın serpelim. Tarçın serpip son halinde size göstereceğim. Bayağı iyi bir öğün oldu. Bak. Evet, şimdi bu öğün arkadaşlar totalde 504 kalori içeriyor. 504 kalori içeriyor. Bu öğünde dediğim gibi 75 gram limon cheesecake aromalı cream of rice, 60 gram gingerbread aromalı whey protein var. 100 gram orman meyvesi, birazcık tarçın var. Pre öğünümüz bu. Antrenman öncesi öğünümüz. Bu öğünde tuz yok. Gingerbread'in içerisinde birazcık tuz var. Şöyle. Yani bu gingerbread tuzlu kurabiye demek mi? Öyle bir şey mi? Yok. Gingerbread şu direkt. Şirekli kurabiye yani. Ama bu zencefili. Bunun mesela 100 gramında 1.2 gram tuz var. Yani ben 60 gram bunu tükettiğimde 0.7 gibi bir şey. 0.8
falan. Tuz almış oluyorum zaten. Sodyum almış oluyorum. Aslında sodyum her şeyde var yani. Yediğimiz sebzelerde vesaire. Besinlerde de bir miktar sodyum oluyor hep. Ama o kadar onları tabii takip etmiyorum. Ama böyle belli başlı şeyleri, hani sodyumu biraz daha diğer şeylere göre yüksek şeyleri takip ediyorum. Ona göre diyetimde düzenlemeler yapıyorum. Şimdi bunu bir tadım yapalım bak. Dur. Şuradan alırken şöyle. Hastasıyız. Gerçekten. Gerçekten. Bir 504 kalori ancak bu kadar güzel olabilir. Prep'teyken ekstra bir keyifli. Artık bu oyunu yapacağız, sonra antrenmana geçeceğiz. Antrenmanda görüşmek üzere. Ben bunu keyifli keyifli yemek istiyorum şu an. Evet. Salona geldik. Şimdi antrenmana başladık. Ufaktan bir ısındım. Göğüs antrenmanımız var bugün. İtiş, yani göğsün ardından bir tane de omuz hareketimiz olacak. Onun haricinde bugün biraz daha alt göğüs odaklı bir itiş yapacağız. Şimdi bununla başlıyoruz ama bu böyle tam incline değil. Biraz da arch alacağım. Düz bench gibi bir şey oluyor Smith Machine'da. Şimdi bununla ufak ufak ısına ısına kiloları arttıracağız. Çok konuşmadan fokus bir antrenman yapacağız. Flash'ımdayız. Bu arada flash'ım değişti. Şu yukarıdaki ışıkları falan. Evet. Gözüküyor mu oradaki ışıklar falan? Gözüküyor. Bayağı bir değişti salon. 3 gündür tadilatta. Işıklar işte, ne bileyim, taban boyandı falan böyle. Flash'ım gelişiyor. Evet. Şimdi dileri gaz tekrar yaptık. Çünkü daha kilo atacağız. Gerçek bir tükeniş setiydi. Çok güzel bir setti. Geçen haftaya nazaran kilomuz arttı. Şimdi back offset yapacağız bir set daha. Ondan sonra daha alt göğüs çalışacağız.
Flash, şimdi bir tek bu kolonun rengiyle arkandaki kolonun rengini beğenmedim. Yeşil. Bu da turuncu. Uymamış. Kim akıl etti bilmiyorum. Neyse. Şimdi tükeni seti yaptık. 80 kiloyu 80 kilo. Totalde 160'la 8 tekrar attık. Şimdi 140'la bir tükeniş daha yapacağız. Sonra bu hareketin ömrü bitiyor. Evet, güzel bir setti. Ne yapıyor? İyi göğüs. Bu ne, nasıl bir renk ya? Bak, gri olsaymış. Buradan flash'ın yetkilileri. Bak beni dinleyin. Bu turuncu ile yeşil kim akıl ettiyse hemen buradan çıkışını veriyoruz. Şunlar gri olsaymış, şuradaki boyadıkları gibi. Ve üstüne grafiti olsaymış, birazcık flash'cim gibi olurmuş. Çok güzel olmuş ışık var. Işıklar güzel olmuş bayağı. Yani bambaşka tadında, bir yer olmuş. Siyah olması da çok iyi değil mi tabi? Evet, evet, evet. Bir tek dediğim gibi kolonları sevmedim. Sen bir takıldın onlara. Açımızı ayarladık. Şimdi güzel bir açış yapacağız. Oh. Thank you.
Şimdi göğsün son hareketi dips yapıyoruz. Bunu totalde 3 set yapacağız. Sonra bir de lateral yapacağız. Akabinde de bir forma bakarız. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Romanya vizesinden hala haber yok. Dönüş bekliyoruz. Daha başvuramadık. Randevumuz yok yani. Randevu kovalıyoruz. Bilmiyorum şu an 7 hafta var ama yine yumurta göte dayandı. Yumurta göte dayandı. En tatsız mevzu. Romanya vizesi kovalıyoruz. Eğer aksi bir durum olur da Romanya'ya gidemezsek Türkiye'de yarışırım bu arada. Romanya'ya gidemezsek Türkiye'de yarışacağız arkadaşlar. Eylül'dekine mi? Evet. Bununla alakalı detaylı konuşacağım. Gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an yeri değil. Antrenman bir bitsin. Şimdi planımız şu. Kafada ufak tefek kesinleştirdik. İlk durağımız Romanya. Allah nasip ederse Romanya'ya gideceğiz. Şayet orada kartı alırsak Türkiye'de pro yarışacağız. Romanya'ya gidemezsek Türkiye'de amatör yarışacağız. Yani Romanya'ya gidemezsek ilk durağımız Türkiye olacak. Türkiye'de alamazsak bir hafta sonrasında Fransa, onun da bir hafta sonrasında İtalya var. En kötü bu yarışlar var. Bunların hepsini değerlendireceğim. Daha kafamda hepsini tam oturtmadım ama bu işi Romanya'da bitirmek istiyorum. Romanya'da bitmezse Türkiye'de bitirmek istiyorum. Yani bu iki yarışı bitirip ondan sonra artık bir süre off vermek istiyorum. Çok uzun süredir diyetteyim. Gerçekten artık yoruldum. Tabii ki de keyif alıyorum ama bir yere kadar. Her şey dozunda güzel. O yüzden 3 ay daha diyet yapacak kafam var. Ondan sonrası zor. Ondan sonra daha yapmam. Bir süre off vermem gerekecek. Güzel pump oldum ya. Çok iyiydi. Vücudun genel büyümüş yani. Büyüme var. Bence ışık değişti, o yüzden sana öyle geldi. Bilmiyorum. Zaten yağ sıfır. Burası önemli bizim için. Senin önünde sıkıntı... Ooo öyle iyi lan. Yok ya bir şey. Çok bir şey kalmadı yani. Şişirelim bakalım. Tabii derinleşti. Onlar yarışma formu değil de. Nereye geleceğini biz biliyoruz. O yüzden iyi diyoruz. Şöyle bakalım. Heh. Orada biraz. Çok az. Şöyle yaptığımda yok. Gelmiyor aynen böyle gelmiyor. Şurada yanda. Bak burada. Burada bile yok. Ya burası hazır. Baksana. Sen hazır yer direkt ortaya çıkıyor zaten. Antrenman böyleydi. Şimdi hangisini vereyim sana, birini vereyim sana. Şeyden bahsedeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunu şimdi eline boyuna bayağı bir düşündüm. Başka ülke üzerinden Schengen aldığınızda ilk o ülkeye girmeniz gerekiyor. Sonra Romanya'ya geçebiliyorum. Fransa'da randevu var fakat Fransa biletlerine falan baktım. Şimdi Fransa üzerinden Schengen'e başvursak önce Fransa'ya girmemiz gerekecek. Fransa'dan Romanya'ya geçmemiz gerekecek. Gitmek istediğim tarihte Fransa bileti kişi başı 20-25 bin lira falan. Bagaj hakkı eklerseniz 25 bin liraya geliyor. Misena ile ikimiziz, iki kişiyiz. Oradan Romanya'ya kişi başı yine 10-15 bin liraya gelmiş oluyor. Totalde bizim Romanya'ya gidişimiz nereden baksan 60-70 bin lirayı bulmuş oluyor. Oradan bir daha Türkiye'ye dönüşü var bunun. Bir de işin kötü yanı gün bitmiş oluyor. Yani
tık tık tık. Mesela buradan Roma'ya 3,5 saat uçuyorsun. 3-4 saat aktarma uçuş bekliyorsun. Oradan 2,5 saat Roma'ya uçuyorsun. Gün bitiyor, gece varıyorsun. O gün antrenman yapamamış oluyorsun vesaire. O yüzden Romanya'ya gidebilmem için Romanya vizesi almam gerekiyor. Romanya vizesine de başvuramıyoruz, randevu yok. İşte onu bekliyoruz, onu kovalıyoruz. Eğer randevu bulursak Romanya'da yarışacağız. Romanya'da pro kartı alırsak İzmir'de, Türkiye'de pro yarışı yapacağız. Şayet Romanya'ya gidemez, yarışamazsak Romanya'dan sonraki ilk durağımız Türkiye. Düşündüm enine boyuna. Normalde Türkiye'de yarışma planım yoktu fakat ayağımıza yarışma gelmiş. Burada yarışmayacağız da ne yapacağız? Hem masrafımız daha az olacak. Buradan toplaşıp gidebiliriz. Yakın. Vize derdi yok. İşte ne bileyim. Hani kendi memleketindesin ya. Kendi seyircimin önünde yarışmak istiyorum bir de. Allah'ın izniyle Romanya'ya da yarışıp pro kart alamasak bile Türkiye'de yarışacağız. Türkiye'de pro kart kovalayacağız. Romanya'da pro kartı alırsak, yarışabilirsek Türkiye'de pro yarışı yapacağız. Her türlü Türkiye'de yarışacağız. Türkiye'de pro kartı alırsak akşamına bir de Türkiye'de pro yarışı yapacağız. Allah nasip ederse tabii. Planlarım bu yönde. Bu yarışmaların hiçbiri olmazsa, yani kartı koparamazsak, dediğim gibi iki tane planım daha var. Biri Fransa, biri İtalya. Artık onlardan sonra da bir planım yok. Alamazsak nasip değilmiş diyeceğiz. Alırsak da hamdolsun diyeceğiz. Yolumuza bakacağız. Pro kartı alırsak piyasadan kaybolmak yok. Süreçleri bitirmek yok. Biliyorsunuz biz bu işe aşığız. Ufak bir off verip, vücudu dinlendirip, kendimize gelip, işimize gücümüze biraz daha yoğunlaşıp akabinde tekrardan yarışma hazırlıkları yapacağız pro show için. Pro kartı aldıktan sonra da zaten uğraşımız Olimpiya için olacak. Yani çok lafı uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi şu an kesin olan iki tane yarışmamız var. Vize çıkarsa Romanya, sonrasında Türkiye. Buradan da bunu duyurmuş olalım. 19-22 Eylül tarihleri arasında İzmir'de Allah bir kaza bela vermediği sürece, hani bir kaza bela yaşamadığımız sürece inşallah sıkıntı yaşamazsak Türkiye'de biz de varız, biz de yarışacağız. Sizlerin önünde o podyumda olmayı çok istiyorum. Şimdi ufak bir kardiyo yapacağız 20 dakika, akabinde öğün atacağız. Öğünde görüşürüz. Şimdi geldik 4. öğündeyiz. Antrenman sonu 20 dakika koşu bandında bir kardiyo yaptık. Sabah da 400 kalori yakmıştık. Şimdi bu öğünde ne var? Yine basic bir öğün. 150 gram pişmiş tavuk. Bu arada tavuğu pişirirken ben kajun baharatı kullanıyorum. Tuzsuz kajun baharatı. Bilginiz olsun. O yüzden sarı. 150 gram pişmiş tavuk. 66 gram pirinç. Zaten şurada bir yerde çıktı Gökhan'cığım değil mi? 10 gram zeytinyağı var. 1,5 gram da tuz var. Bir sonraki öğünde bu öğünün hemen hemen aynısı olacak ama bir tık değişiklikler var. Sebze var onda. Sebzeyi son iki öğün tüketmeyi tercih ediyorum. Gün içinde çok şişkinlik yapmasın diye çok tüketmiyorum. O yüzden bu öğünde de sebze yok mesela. Şimdi bunu yiyeceğiz. Sonra biraz alışveriş yapıp kasaba falan uğrayıp eve geçeceğiz. Evde öğünlere devam edeceğiz. Bir sonraki öğünde görüşürüz. Evet. Eve geldik. Ne zamanı? 5. öğün zamanı. Şimdi burada şöyle bir salatamız var. Dediğim gibi bu öğünün bir önceki öğünle farkı, burada bir çoban salatamız var. Bir kase kadar. Nasıl çoban? Ne deniyor buna? Ne bileyim, bunun bir adı yok. Karışık mu? Salata. İçinde ne var? Normal biber var, domates var, taze soğan var. Kapya, domates, salatalık, dereotu, bir de roka. Roka var mı? Roka yok bunda. Roka var. Yok. Var. Şu ana kadar hiç roka tadı almadım aşkım. Kaç gündür yiyorum. Roka var. Bence yok. Rokaları bitirmişsin o zaman. En üstte doğramıştım onları. Ha! Şey var, taze soğan var. Taze soğan var dedim zaten. Roka evet, yok. Evet, roka var. Bir demet doğradım Emre. Bitirmişsin onları. Şimdi, günde bundan öyle 2-3 kase kadar yiyorum. Ekstra olarak da birkaç kaşık da alıyorum. Ben de ona dikkat ettim şu an. Burada da yine 150 gram pişmiş tavuk, 66 gram pirinç, 10 gram zeytinyağımız, 1,5 gram tuzumuz var. Bir önceki öğünün aynı bu. Tek değişen dediğim gibi sebze. Şu an saat 7. Bu oyunu yapacağız. Sonra son öğün kalıyor. Bu oyunun kalorisi de zaten burada çıktı. Şunların kalorisini hesaplamıyorum zaten. Salatanın da kalorisini hesaplamayalım yani. Sıkıntı yok. Bunları yiyebilirsiniz arkadaşlar. Domates de bu arada sulandırmaz. Beni sulandırmıyor yani açıkçası söylemek gerekirse. Son 2 hafta yemezsin yarışmaya. O ayrı mesele ama normal yarışmaya hazırlanmıyorsan istediğin kadar yiyebilirsin. Bu oyunda bir de şöyle şekersiz iced tea'miz var. Şekersiz içecekler de kararında tüketilebilir.
tatlandırıcı sizi şişirmiyorsa kullanılabilir. Açıkçası benim vücudumda öyle sulandırma bir etkisi yok. Şu tavuğun üzerine badem edilmiş gerçekten çok yakışıyor. O yüzden ikinci oyunu çok seviyorum. Güzel bir antrenman yaptık bu arada. Gerçekten verimliydi benim için. Böyle. Son oyun yine en keyif aldığım oyunlardan bir tanesi. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi son oyun vakti ama son oyuna bir yarım saat var. Bu yarım saatte de ben ne yaptım? Hemen oyunları hazırladım. Yarınki oyunlarımız. Gösterebilirsin karıcığım. Evet. Bu da son oyunumuz. Şimdi burada 150 gram pişmiş tavuk. 1,5 gram tuz var. Burada da 300 gram patatesimiz var çiğden. Bunu air fry'a atacağız. Air fry'da bu güzelce ne pişecek. Böyle hatta atayım. Attım. Buna birazcık ne yapacağız? Böyle olur mu? Olmaz. Kajun baharatı atacağız. Kajun baharatı atacağız. Sonra Ayfer'de bunu pişireceğiz. Zınk, şöyle çok seri. Zınk 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 zınk. Şöyle Ayfer'imiz. Ayfer'imizi karıma buradan teşekkür ediyorum, yıkadı. Kendisi burada. Yine de teşekkür ediyorum. Şöyle 200 dereceye ne alayım? 190'da pis. Bugün de 190'da pişirelim. 190 iyidir, 24 dakika. 2 dakikada oradan ona şey verdim. Bir tek yarınki cream of fries'i hazırlamadım. Onu da birazdan hazırlayacağım. Şimdi bu pişe dursun. Yerken bakarız çaresine. Evet, son öğündeyiz artık arkadaşlar. Bu öğünümüzde 300 gram patates, 150 gram pişmiş tavuk, 1,5 gram tuz, biraz salata ve son öğünde aldığım vitaminler vesaire var. Omega 3 var, magnezyum var, karaciğer ve böbrek koruyucum var. Onun haricinde almam gereken birkaç bir şey daha var. Burada suyum var. Bu suyu içtim mi bugün totalde 5 litre 750 milim falan içmiş oluyorum. 250 milim falan da böyle bir çay mı içeriz. Bu öğünün kalorileri burada çıktı. Makroları vesaire. Aynı zamanda gün bitti artık. Bütün günü aldığım kalori de burada çıkmış olması lazım. Veya burada bilmiyorum. Burada bir yerde çıktı. Totalde 3150 kalori aldık. Güzel bir beslenme, güzel bir dağılım. 6 öğünde bunu tamamladık. Bu prepte bu şekilde hazırlanıyorum. Son bir haftadır bu şekilde yiyorum. Adım adım hani 5 gram arttıracağımı söylemiştim önceki videolarda. Aynı o şekilde hissettirmeden vücuda verdim. Ufak ufak. Kardiyolardan da bir tık kıstım. Kilom aynı seyiriyor fakat formum açılıyor. Şu an içinde çok acelem yok açıkçası. Dediğim gibi konuştuk antrenman sonunda. Vizeyle alakalı mevzuları. Bu şekilde şimdi bunu yiyeceğiz. Son birkaç gündür şöyle bir keyfimiz var. İşte son öğünü yaparken MasterChef izliyoruz Sena'cığımla birlikte. Böyle. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Full day of eating biter.